Geometrik serilerle ilgili bayağı bir deneyimimiz var. Örneğin elimizde sonsuz bir geometrik seri olduğunu düşünelim. Hemen not ediyorum. n eşittir k'dan sonsuza kadar r üzeri n olsun. Bu r üzeri k artı r üzeri k artı 1 artı r üzeri k artı 2 diye başlayarak sonsuza kadar devam eder. Daha önce gördüğümüz birkaç şeyi yeniden tekrarlamak istiyorum. Ortak oranın ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, ortak oran, ardışık terimler arasındaki orandı ve r üzeri k artı 1, e, ya da şöyle yazayım, r üzeri n artı 1, buradaki k'yı çok fazla kullanmak istemiyorum, evet, r üzeri n artı 1 bölü r üzeri n ve bu r'ye eşitti. Evet, herhangi bir şeyin r artı birinci kuvveti bölü r'inci kuvveti r'ye eşittir, öyle değil mi? Burada da görebiliriz. Bir terimden diğerine geçerken r ile çarptığımızı görüyorsunuz, değil mi? Şu ana kadar daha önce gördüklerimizi tekrarladık. Eğer bunlar size yabancı geldiyse, geometrik seriler hakkında daha önceki videoları izlemenizi öneririm. İşin ilginç yanı, geometrik serilerle ilgili videolarda ortak oranın mutlak değeri, eğer birden küçükse serinin yakınsadığını ispatlamıştık. Ortak oranın mutlak değeri birden büyük ya da biri eşit olduğunda da seri ıraksıyordu. İspatından da bunun son derece mantıklı olduğunu hatırlayacaksınız ama ortak oranın mutlak değeri birden küçük olduğunda terimlerin ortak oran kadar küçüleceğini ya da terimler ortak oranla çarpıldıkça Küçülecekler, küçülecekler ve bu seri sonsuz bir toplam olmasına rağmen sonunda sonlu bir değere yaklaşacak. Bu konuda anlaştıysak size biraz daha ilgi çekici bir şey göstermek istiyorum. Diyelim ki buna benzeyen bir serimiz olsun. Şöyle yazayım. N eşittir 5'ten sonsuza kadar N üzeri 10 pay çok büyük. Evet çok çabuk büyüyecek öyle değil mi? Bölü n faktöryel diyelim. Bu arada bunun da çok çabuk büyüyeceğini de hemen eklemek istiyorum. Hatta bunun gibi yüksek dereceli bir polinomdan bile daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum ama sizce bunun yakınsadığını nasıl ispat edebiliriz? Iraksamadığını göstermek için ıraksama testini kullanabilir miyiz? Hayır, kullanamayız. Zaten ee, kafanızı bununla karıştırmazsam daha iyi olur. Peki ne diyordum? Evet, bu serinin yakınsadığını nasıl ispatlayabiliriz dersiniz. Mantığımızı kullanmaya ne dersiniz? Ortak oranı bulup bulamayacağımıza bir bakalım. En artı birinci terimi alalım. Hemen not ediyorum n artı 1 üzeri 10 bölü n artı 1 faktör yel. Şimdi bunu n'inci terime böleceğim. Bölü n üzeri 10 bölü n faktör yel. Bir kesre bölmekle kesrin tersiyle çarpmak aynı şey olduğundan bunu şu şekilde yazayım. Çarpı n faktöryel bölü n üzeri 10. Bu yaptığımın bunun birebir aynısı olduğunun farkındasınız değil mi? Ortak oranı bulmaya çalışıyorum. Ve bunun için de biraz cebir kullanacağım. n artı 1 faktöryel yerine n artı 1 çarpı n faktöryel yazacağım. Evet çarpı n faktöryel. Faktöryel şu anda sadece n'ye uygulanıyor. Peki bu yaptığım sizce neden faydalı olabilir? n faktöryel ile n faktöryel birbirini götürecek de ondan değil mi? Böylece geriye n artı 1 üzeri 10 bölü n artı 1 çarpı n üzeri 10 kalacak. Çarpı n üzeri 10. Şu anda bunun sabit bir ortak oranı olmadığını yani en artı birinci terime alıp eninci terime böldüğümde bulduğum oranın n'ye göre değiştiğini düşünüyor olabilirsiniz. Evet bulduğumuz oran n'nin bir fonksiyonu olduğu için pek de faydalı olmayacaktır diyor olabilirsiniz. Ama bu noktada size bu serilerde n'in çok ama çok büyük yani sonsuza yaklaşan değerleri için serinin davranışıyla ilgilendiğimizi hatırlatmak istiyorum. Bu durumda yani n sonsuza giden ken bu eğer belirli bir değere yaklaşıyorsa, bu değeri kavramsal olarak ortak oranın limiti olarak düşünebiliriz. Öyle değil mi? Deneyelim mi? Hadi, en sonsuza giderken bunun limitini bulmaya çalışalım. Ne yaptığımızı da sakın aklınızdan çıkarmayın. yani bu yaptıklarımız kesinlikle bir hile ya da sihir değil. Anlaştık mı? Kavramsal olarak e, bu arada şunu kopyalayıp yapıştıralım. evet, kavramsal olarak ortak oranın e, yani ardışık terimler arasındaki oranın yaklaştığı bir değer olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. N'in çok ama çok büyük değerleri için n artı birinci terim ile n arasındaki orandan bahsediyoruz. Paydaki değerle çok uğraşmamıza gerek yok çünkü n'in çok büyük değerleri için burada belirleyici olan n üzeri 10 olacak. Paydadaysa paranteze açayım n üzeri 11 artı n üzeri 10. Evet, bu durumda en sonsuza giderken payda paydan daha hızlı büyüyecek. Payı ve paydayı en üzeri 10'a ya da en üzeri 11'e bölersek burada 0, burada da 1 olur. Ve bu durumda da limit şunları silelim. Evet, limit 0'a eşit olur. Yani en sonsuza giderken ardışık terimler arasındaki oran 0'a yaklaşıyor diyebiliriz. Ortak oranın burada göstermeye çalıştığı mantığını da işin içine katarsak bu geometrik bir seri değildir ama enin giderek artan değerleri için ardışık terimler arasındaki oran giderek küçülüyor. Yani belki de buradaki sonuca yani serinin yakınsadığı sonucuna ulaşabiliriz diyebilirim. Evet, evet, bu seri yakınsıyor. Sizce bunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz ve bunu da oran testi sayesinde yapabiliyoruz. Şimdi hemen not edeyim. Oran testi. Oran testine göre elimizde eğer sonsuz bir seri varsa, n eşittir k'dan sonsuza kadar a alt indis n diyelim. n sonsuza giderken a alt indis n artı 1 bölü a alt indis n'in mutlak değerinin limitini alır isek, bu arada burada mutlak değeri almadım ama bunu yapabilirdik de. Bunların hepsi eğer pozitifse mutlak değer de buna eşit olur zaten. Evet eğer bu belirli bir değere ya da limite yaklaşıyorsa ve bu limit de n'in giderek artan değerleri için ardışık terimler arasındaki orana eşitti. Oran testine göre L eğer birden küçükse seri yakınsar. Burada olan da buydu. L'nin birden küçük olacağını bulmuştuk bazı tanımlarda bunun mutlak yakınsak olduğunu, mutlak olarak yakınsadığını ya da serinin mutlak değerinin yakınsadığını görebilirsiniz ama bu zaten serinin kendisinin de yakınsadığı anlamına gelir. L 1'den büyük olduğunda ıraksar, L 1'e eşit olduğunda ise durum belirsizdir. Yani ne olduğunu bilemeyiz ve yakınsayıp yakınsamadığını görebilmek için başka testler yapmamız gerekir. Evet, oran testi işte bundan ibarettir. Ardışık terimler arasındaki oranın mutlak değerini bul, en sonsuza giderken limitini al. Bu limitler eğer gerçek bir değere yaklaşıyor ve bu değer birden küçükse seri yakınsar. Ve bu geometrik serilerin ortak oranlarında gördüğümüz aynı temeller üzerine kurulu bir fikirdir.